Selamlar arkadaşlar. Bugün Pancake Swap'ta nasıl staking, farming yapılır onu anlatacağım. Öncelikle bizim ihtiyacımız olan bir tane kripto cüzdanı ve Binance Smart Chain'de çalışabilecek cüzdan. Bu şey de olabilir, MetaMask da olabilir. Bunu Binance Smart Chain'e tanımlayıp gördüğünüz gibi buradan. Ama ben Pancake için, şimdi MetaMask'ın güzelliği diğer Binance Smart Chain'lerde de kullanılabiliyor. Bir de ne var? Şuradan şöyle yazdığımızda Binance Chain Wallet yazıyoruz arkadaşlar. Buradan Google Chrome eklentisini ekleyebiliyoruz. Burada var gördüğünüz gibi. Bunun güzelliği Binance Chain Wallet, Binance'ın kendisini ve Binance hesabı ile entegre edebiliyorsunuz. PancakeSwap da Binance Smart Chain'deki en büyük protokol diyebiliriz yani. Merkezsiz, işte farming'in yapılabildiği, pool'ların olduğu, stake edilebildiği, NFT'lerin olduğu. Bildiğim kadarıyla ilk NFT şeyi galiba ya Baker Mint'di ya başka bir tane daha vardı. Tam onu hatırlamıyorum. Bir tane first, yani ilk NFT şeyi sunan başka bir swap ya da DeFi protokolü de var. Ben PancakeSwap'ı yani beğendim. Tabii bu dediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi PancakeSwap nasıl kullanılıyor onu öğreneceğiz. Binance Smart Chain'in güzelliği arkadaşlar, tıklıyoruz. Buradan mesela al dediğimiz zaman adres çıkar ya normalde. Deposit diyoruz yani şeyde İngilizce olarak düşündüğümüzde. Adresi kopyalayıp yollayacağımız tarafa yazıyorduk. Ya da wallet direktten direkt arkadaşlar şeye bağlanabiliyoruz. Binance hesabımızda olan coinlere. Gördüğünüz gibi bunları direkt çekebiliyoruz. Hiç şey yapmadan. Gönderirken de arkadaşlar adresi giriyoruz. Buradaki adres şeyinde Binance adresimiz de çıkıyor otomatikman. Yani hiç zorlanmadan bunu da Binance'a atabiliyoruz ya da başka bir adres yazabiliyoruz. Yani entegre olması çok güzel. Çok kolaylık sağlıyor. Şimdi nasıl bağlanıyoruz? Şimdi pancakeswap.finance.pools arkadaşlar. Açılış sayfası da böyle geliyor. Bakın tarlalar, fonlar, yatırımlar. Ben bunu ne zaman Türkçe'ye geçirdim bilmiyorum. Normalde İngilizceydi. İlginç. Buradan cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın Trust Wallet, MetaMask, MetaWallet Token, Pocket hiç kullanmadım. Wallet Connect ve Binance Chain Wallet kullanabiliyoruz. Ben Binance Chain Wallet kullanıyorum. Bunu bağladığımız zaman arkadaşlar cüzdanımız şimdi buraya bağlandı. Şimdi burada Exchange kısmı var. Elimizdeki mesela BNB'yi bak gene connect diyoruz arkadaşlar. Her sayfada bu connect istiyor. Bu oluyor yani öyle söyleyeyim. Mesela elimizde 2.8 BNB var. Bunu da yeni çektim Binance hesabından. Bunu mesela alfa yapmak istiyoruz. Burada direkt ne kadar olacağı, ne olacağı direkt çıkıyor arkadaşlar. Fee ücreti, işte alınan komisyon ya da cake yapacağız mesela. 60 adet cake ediyormuş. Bu işte swap protokollerinin klasik şeyidir zaten. Biz burada ilk farming yapmak istiyorsak ya da en baştan şöyle gidelim en kolayları. Pools'a bağlanıyoruz. Burada bu tokenleri bak gene connect diyememize gerek kalmadı. Burada bakın yanlış cüzdanı bağladı. Benim MetaMask'ı bağlamış. Kafanız karışmasın. Tekrardan connect diyoruz. Binance Chain Wallet'ı bağlıyoruz. Şimdi burada aynı Binance'da cüzdanlarımızda şey yapıyoruz ya arkadaşlar. Coin'leri yatırıp kazanç sağlıyoruz. Burada da bu coin'leri yatırarak Kek, Ditto, Lina, Lit, Hedget, BDO, Elrond, Elrond'tu değil mi bu? Elrond, USD, SOTE, Helmet, işte bu tokenleri yatırıp kazanç sağlayabiliyoruz. Kazanç oranları yıllık olarak burada gözüküyor. Yani şöyle düşünün, bu değişiyor. Popülariteye, talebe göre değişiyor. Burada önemli olan arkadaşlar yatırım yaptığınız coin'in de geleceğinin olduğunu düşünmeniz. Yani hiç böyle adı duyulmamış ya da adı duyulmamıştan değil, potansiyeli olmayan bir coin'i alıp inanıyorsanız, risk alıyorsunuz, alın bir de burada yatırın. Bu coin'lerin içinde varsa, tokenlerin içinde varsa. Ben Kek'e inandığımdan Kek'e yatırıyorum. %141, bu popülerlik arttıkça, talep arttıkça düşüyor tabi. Yani 100 Kek'e 140 Kek getiriyor yılda. Öyle düşünün. Bu pool kısmı, bunun farm kısmı da var. Farm kısmında da gördüğünüz gibi 2 tane coin farmlamanız gerekiyor aynı anda. Mesela Kek BNB, B Ethereum Ethereum, Lina BUSD, Lit BNB. Bu Lit de Binance'ın yeni listelediği coin, Literity. Şimdi burada da
Aynı mantık arkadaşlar. Güveneceğiniz, geleceğin olduğunu düşündüğünüz coinlere yatırım yapın. Bakın buna talep artıyor %180. Bu 2 gün önce %220 idi. %190'dı. Çekimler oldu işte, kek sattılar herhalde. 190'a çıktı. Oradan 200-220 yaptı. En son inmişti 200'e. Şimdi de %180'e inmiş. Zaten Uniswap'ta da böyleydi. İlk başta inanılmaz kazançlar. Herkes bir korku ile baktı. Sonra da düşmeye başladı. Talep ve yoğunluk arttıkça, coinler güçlendikçe, değerlendikçe düşmeye başladı tabii ki. Burada gördüğünüz gibi Elrond, BNB, USD, BUSD. Buradaki risk nedir? Farming yaptığınız, yani çiftçilik yaptığınız coin'in düşmesi. Bu en büyük risktir. O yüzden mesela adı bilinmeyen şey coin'lerin getirisi daha fazla, bilinenlerin daha düşüktür. En riskli nedir? Sabit coin'ler, bakın USDC, yani Circle'ınki ve BUSD, Binance'ın doları %32 getiriyor kek. Litecoin BNB %76 getiriyor. BTCST BNB %260 getiriyor. Bu da Binance'ın bir önceki pool'uydu. İşte DAI var, Atletico Madrid var, Roma var, Reef var, Ditto, Juventus, Paris Saint-Germain. Çeşit çeşit burada Binance Smart Chain'deki tokenler var. Şöyle yapıyoruz. Bunun güzelliği de işte dediğim gibi cüzdandan çekerken arkadaşlar işte hiç uğraşmıyorsunuz. BNB'nin hangisini çekeyim? Binance Smart Chain, BEP, onu gönder. Direkt bu Binance Chain Wallet'tan al dediğiniz an bağlıyorsunuz. İşte XRP, XTZ bile çekerken yani oradan soruyor. Nasıl diyeyim? Hangi ağdan çekmek istiyorsunuz? İşte Tether'de de soruyor. ERC, işte Omni, Tron. Bir de yeni Algorand çıktı, Algo. Onun gibi buradan kolayca bağlanabiliyor. Şimdi farming nasıl yapıyor? İlk arkadaşlar şunu gelin harvest edelim. Bakın gelen farmları da buradan harvest diyoruz. Buradan aynı MetaMask'taki gibi onayla diyoruz fee ücretini. Bazen sorun yaratıyor. Bekleyelim. Sorun yarattı mı tekrardan deneyeceğiz. Bakın şu anda evet aldık. Şimdi bakalım cüzdanımızda mı? Evet, 92 oldu. Şimdi Pulse'a gidelim. Bakın Pulse'da şöyle bir kısım var. Burayı stakelediniz. Bakın ben 297 tane stakelemişim burada. Compound derseniz stake ettiklerinizi geri içine atıyor. Eklemek istiyorsanız da buradaki artıya basıyorsunuz. Çekmek için de harvest'a basıyorsunuz. Yani cüzdandan eklerken artı, buradakini içeri atmak için Compound ve çekmek için harvest. Ben çekmek istiyorum. Niye çekmek istiyorum? Başka bir şey yapacağım. Bir de bu meblağ ufak oldu mu ille içine atmayın. Çünkü getirisi sizin fee'den daha pahalıya gelir. O yüzden biraz birikmesini bekleyin. Şunu da çekelim. Cüzdanımız bağlı tabii. Bağlı olması. Görüyorsunuz işte. Bu kontrat bunlar. Akıllı kontrat işte. Smart chain boşuna değil. Şimdi buradaki meblağı benim şeye atacağız. Bak 92'ydi. Bakalım 95 ne zaman oluyor? Collecting diyor. Sayfayı bir git gel yapayım. Evet görmedi şu an. Olmadı gözüküyor. Bakalım. Önemli değil. Hani hangi coinleri kullanıyorsunuz onları ekleyin diyor. Bu arada bir çıkıyor, daha çok stabil değil sistem. Bakın olmamış. Bir daha tekrardan deniyoruz. Buradan gene şey soracak bize. Fee ücreti soracak. Bunu neden yapıyorum? Bu ara, bugün listelenen SafePal coin'i de anladığım kadarıyla bu da stake ettiğiniz kek karşılığında size belli bir miktar SafePal coin verecek. Bakalım bu sefer olacak mı? Olmazsa zaten es geçeceğim. Bunları almayacağım. Çünkü buna neden olurum? Ben buraya aldı. Bakalım. 92 idi. Döndük. 96. Tamam. Şimdi farming'e gidelim. Bakın bunun getirisi %141. Farm'ın getirisi %180. Bunun getirisi çok daha yüksek. Tabii bunun getirisi direkt koyduğunuz kek başına değil. İki coin burada likidite oluşturduğunuz zaman iki coin'le
daha farklı getirsin. Yani oraya 100 koydum 140 tane, buraya 100 koydum 180 tane geliyor değil. O biraz farklı. Şimdi burayı nasıl yapabiliriz? Nasıl farming yapabiliriz? Farm yapabilmek için trade kısmına gidiyoruz arkadaşlar ve likiditeyi seçiyoruz. İlk bir likidite oluşturuluyor. Connect diyoruz cüzdanımızı. Binance Chain Wallet diyoruz. Bağlandık ve add liquidity, yani likidite ekle kısmına tıklıyoruz. Buradan ilk cake'i seçiyorum. Bu BNB cake ya da cake BNB fark ediyor mu bilmiyorum ama orada ilk cake yazdığından ben aynen bu şekilde yapıyorum. Ne kadar BNB'miz var arkadaşlar orada? Şuradan bir daha bakalım. 2.8. Ben burada 2.2 desem 42 cake istiyor. 2.5 diyorum arkadaşlar. Tamam mı? 2.5 BNB, 52 cake'i burada şimdi likidite tokene çeviriyorum. Öyle söyleyeyim. Cake BNB LP diye geçiyor. Herhalde likidite P'yi şu an bilmiyorum, sallamayayım. Bunu şey yapıyorum, bakın cake'in de ne kadar pahalandığının kanıtı arkadaşlar. Yani gerçekten fiyatı çok iyi arttı bunun. Allah zeval vermesin. Confirm diyorum. Buradan bana tekrardan akıllı sözleşme kontratını çıkartıyor. Ağ ücreti çıkartıyor. Onayla diyorum. Buradan Etherscan'den görebiliyoruz. Bakalım olumlu mu olmuş. Bazen olumlu olmayabiliyor arkadaşlar. Bir de ücrete hemen çıktığında onay vermiyor. Biraz bir dursun. Bazen böyle bir fiyatta bir değişiklik oluyor. Bakalım. Evet arkadaşlar, yukarıda gerçekleşmiş. Buradan BSC, yani Binance Scan'den de istediğimizi görebiliyoruz. Şimdi burada bakın ne yapmış bize? 10 tane LP token oluşturmuş arkadaşlar. 52 KEK ve 2.4 BNB'ye, işte masraf da kesmiş işte. 10.26 LP token oluşturmuş. Şimdi bu tokenleri oluşturduk. Arkadaşlar farm kısmına gidiyoruz. Tekrardan cüzdanı connectliyoruz. Çok soru, evet biliyorum. Buradan da connect diyebilirsiniz. Yani burada da çıkıyor bazen. Connect bağlı değilken. Burada çıkınca fakat diğer cüzdanları sorabiliyor. Bende de birkaç cüzdan var. Neyse. Şimdi eğer daha önce yapmamışsanız, yani şuradan ilk kontratı onaylamanız gerekiyor. Yani şurada ben kek BNB yapıyorum. Benim zaten olduğundan kontrat çıkmıyor. Şunu tıklıyorsunuz. Approve contract burada da çıkacak, yani öyle söyleyeyim. Şimdi bunu böyle tıkladık. Bekletecek, bize bir şeyler soracak. Ha, geliyor. Onaylıyorsunuz. Ağ ücreti ödüyorsunuz. Ondan sonra onayladıktan sonra da buraya yatırıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Maksimum diyoruz. Demin yaptığım 10.26 LP token'i onaylıyorum. Doğrula diyorum. Çıkıyor. Çok hafif bekliyorum. Dediğim gibi bazen oynuyor. O kadar hızlı geliyor ki ben onayla diyorum. Bazen bu şeyler oturmadan onaylamaya çalışıyorum. Olmuyor. Bu arada umarım videoda, seste bir sorun yoktur. Çünkü bir daha çekemem. Sabah çektim, elimdeki BNB'ler kitti diye, yok dedim, olmadı. Şimdi de elimdeki BNB'leri yollayıp stake ettim. Bakın burada 502 LP tokenimiz varken artık 512 adet var. Burada da her blok başına üretecek arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Burada LP tokenlerimiz görüyor. Kalan ben şeylerimde ne kadar kaldı? Bakalım. Bakın hep bu çıkıyor. Daha bu tam oturmadı arkadaşlar. Şunlar bir otursa. Kalan, anladım. Kalan keklerimi de burada, buraya ekliyorum. Nasıl ekliyorum? Buradan tıklıyorum. Maksimum diyorum. Doğrula diyorum. Tekrardan bana buradan işlem onayı gelecek. Buradan daha düşük kek gelse de arkadaşlar gene geliyor. Yani %140, öyle düşünün. Bu oranlar azalana kadar burayı bir sağmak lazım. Yani tabii bu kek coin'ine güveniyorsanız, geleceğini görüyorsanız yapılacak iştir. Ben öyle düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben öyle düşündüğümden KK'ye yatırım yaptım. Oranları da iyi. Binance Smart Chain'in Ethereum'un hemen peşinde olduğunu düşünüyorum.
fiyat olarak olmasa bile bu pancake'in sushi sıvapı yakalayacağını düşünüyorum. Yani güç olarak Binance Smart Chain'e nasıl Uniswap Ethereum ağında çok güçlüyse burada da pancake sıvapın öyle güçlü olacağını ve şu anda 8.likte olduğu, bir dakika bakalım kaçıncı sırada. Bakalım. Şey olarak bugün 8. sıradaydı şeyde DeFi. Burada DeFi protokollerinde şeyler de çıkıyor arkadaşlar. Chainlink AV falan da çıkıyor. Alt tarafta acaba şey görür müyüz dedim de. Bir dakika, borsalar var mı sadece? Merkezi olmayan BorsaDex. Bakın Uniswap, Suswap, Oneinch. Bakın 5. sırada arkadaşlar. 5. sırada. Yani geliyor PancakeSwap. Öyle düşünüyorum. Benden etkilenmeyin. Ben bunların diğerlerine de baktım. Dodo'ya, BakerSwap'a falan. Ben Baker'ı da aldım. Bake olan. Nerede o? Bayağı gerilerde herhalde Bake. Bakalım. Bulamadı. Buraya girmemiş. Öyle gözüküyor o zaman. BakerSwap. Neyse. Bizim TomoDex'imiz de aşağılarda. Neyse. Onu da Binance'da şey yapıyorum. Bir MetaMask'ı kullanmak istemiyorum. Oraya bir şeyler gönder gel. Bu hala bekleniyor diyor arkadaşlar. Bunda bir sorun oldu mu diye düşünüyorum şu an. Bir daha deneyelim. Binance Smart Chain'in de işlem ücretleri düşük ama BNB şu an 70 dolar. Yani BNB benim beklediğim gibi 300-400 dolar, 400-500 dolarlara geldiği zaman o kadar ucuz olmayacak arkadaşlar bunlar. Burada da TOM'u öne çıkıyor ama tabii bu pazarlama gücüne, bu likide, bu işte kaynağa, güce sahip değil. Ekledik arkadaşlar, bitti. Bu kadar basitti yani. Bazen böyle sürüyor, hiç şey yapmayın. Tekrar deneyin yani. Nasıl olsa şu an işlem ücretleri gerçekten ucuz yani. Çok da yani dedik. Umarım anlatabilmişimdir, yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.